Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Pendik. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. Bugün yine Pendik her zamanki gibi coşkulu. Bugün yine Pendik kardeşini, evladını bağrına bastı. Bugün Pendik 31 Mart zaferini müjdeliyor. 31 Mart bayramını müjdeliyor. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle emin olun, yol arkadaşı olmak sizler için bu aziz şehre, şehre emini olmak için yola çıkmak, emin olun, şereflerin en büyüğü, gururların en büyüğü. Bizi tanıyorsunuz, bizi biliyorsunuz. Biz bakanlık yaptığımız görev boyunca hep milletimizin yanında olduk. Milletimizle beraber koştuk. İnşallah 31 Mart'tan sonra da İstanbul'da fetret dönemini bitireceğiz. İstanbul'un yeniden yükselişini, yeniden dirilişini sizlerle başlatacağız. Karadeniz demek. Allah razı olsun. İşte burada Ahmet Cim Başkanım var. Ahmet Cim Başkanım, milletvekillerimiz, Pendik'imizi tüm sevenler, Milliyetçi Hareket Partimizin İl Başkan Yardımcısı, Cumhur İttifakımızın değerli üyeleri, Pendik'imizin, Karadeniz'imizin güzel insanları, değerli hemşerilerim, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel, bu anlamlı buluşmaya, Hamsi Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz ve sizlerle bir araya gelmekten dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ben bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen, her zaman Pendik'imiz için, Pendik'imizin yarınları için çalışan, çabalayan, gece gündüz koşturan Ahmet Cim Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ve bugün burada karalahana çorbasından muhlamaya, Laz böreğinden çakallı melemene, Akçabat köftesinden Hamsiköy sütlacına kadar zengin bir mutfağa sahibiz. Öyle mi başkanım? Evet. Karadeniz'imizi adeta Pendik'imize geçirdik. İnşallah bugün birazdan hepimiz balıklarımızı yiyeceğiz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi inşallah çok daha pekiştireceğiz. Tabii burada yemek bahane, hamsi bahane. Asıl olan burada sizlerle birlikte o güzel yarınlarımız için örf adetlerimizi yaşamaktır. Karadeniz demek bizim geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz demek. Karadeniz demek delikanlılık demek. Karadeniz demek vatan sevdası demek. Karadeniz demek sığınılacak liman demek. Karadeniz demek çelik gibi güçlü irade demek. Biz emin olun sizleri canımızdan öte seviyoruz. Pendik'imizin her bir sokağını, burada yaşayan her bir kardeşimizi seviyoruz. Çünkü sizler açık sözlüsünüz. Çünkü sizler yiğitsiniz. Çünkü Pendik'imizin, Karadeniz'imizin insanı merde mert, namerde namert diyen asil kahraman insanların işte şehridir burası. İyi ki varsınız. Bu kardeşiniz 5 yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ile gitti. 81 ilde eserim var. 81 ilde hizmetim var. Sizin her birinizin ilinde, ilçesinde, hatta köylerimizde, yaylalarımızda eseri olan bir kardeşiniz olarak bugün
sizlerin karşısındayız. Ve ayak basmadık, Karadeniz'de bir tepe bir yayla bırakmadık. Karadeniz'imizin her bir bucağını, her bir mahallesini aklımızda sadece ve sadece Karadeniz'imize hizmet etme anlayışıyla çalıştık, çabaladık. Hamdolsun eserlerimizi sizlerle el ele verdik ve gerçekleştirdik. Karadeniz'imizin o yiğit, mert insanlarının duasını aldık. Efendimizin duasını aldık. Bugün Rize'ye gittiğinizde o çarşı mahallesindeki dönüşümü görürsünüz. Rize sahilde millet bahçesini yapılırken görürsünüz. Salarha'ya, Taşlıdere'ye, Yağlıtaş'a gittiğinizde orada kentsel dönüşüm projelerimizi görürsünüz. Ayder'e çıktığınızda Ayder'de doğa koruma projemizi görürsünüz. Trabzon'a gittiğinizde orada Çömlekçi'de, Akçabat'ta ve Avni Aker Stadı'nın olduğu yerde bizim izimizi görürsünüz. Trabzon'un her sokağında, Maraş Caddesi'nde, o Trabzon'un meydanında bizim eserlerimizi görürsünüz. Trabzon'un az ilerisine gittiğinizde Giresun'da yine sellerde Allah razı olsun. Giresun'a gittiğinizde Giresun'da yine Dereli'de bizim eserimizi, bizim afet sonrasında milletimizle el ele verdiğimizi görürsünüz. Kastamonu'ya gittiğinizde Kastamonu'da sel olmuştur. Murat Kurum kardeşiniz oraya 2 saat sonra gitmiş, Kastamonu'ya bir söz vermiş ve o sözü Allah'ın izniyle tutmuştur. Samsun'a gidin, Samsun'da bizim Toybelen'de yaptığımız sanayi sitesini görürsünüz. Canik'te orada kentsel dönüşüm konutlarımızı görürsünüz. Ve hülasa Karadeniz'imizin, ülkemizin her sokağında, her mahallesinde izi olan bir kardeşiniz olarak şimdi sadece İstanbul diyoruz. İstanbul'un sorunlarına odaklanacağız. İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. İstanbul'daki deprem riskini yine biz gidereceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sizlerle birlikte vereceğiz. İstiyoruz ki İstanbul'da 650 bin konutumuzu dönüştürelim. Vatandaşımızla, milletimizle el ele verelim ve benim hiçbir anneciğim, hiçbir babacığım orada üzülerek uyumasın. Yastığa başını koyduğunda huzurla uyusun, güvenle uyusun. Şimdi biz 650 bin konut yapacağız diyoruz. Bu yarı zamanlı belediyecilik yapan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı ne diyor biliyor musunuz? En acısı da burası. Bu konutların yapılmasına gerek yok diyor. Akla ziyan. Yani bugün İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef İstanbul'daki kentsel dönüşüm yapılmasın diyor. Geçmişte karneleri belli. Geçmişte yaptıkları belli. Geçmişte koca 5 yılda 5000 konutu ancak dönüştürmüşler. Ya sen Trabzon'a gitsen bizim oradaki yaptığımız konut sayısı senin koca 5 yılda yaptığından kat ve kat fazla. Kat ve kat fazla. Pendik'e gel. Bak Pendik'te bizim sosyal konutlarımızı, kentsel dönüşüm konutlarımızı görürsünüz. İstanbul'da 39 ilçede yapmış olduğumuz projelerimizi görürsünüz. 39 ilçenin her birinde milletimizle el ele verdik ve çocuklarımız için, gençlerimiz için, yarınımız için bizleri çabalarken görürsünüz. Biz dertliyiz. Biz dertliyiz değerli kardeşlerim. Dert insanı yollara düşürürmüş. Ve biz aşkla, şevkle inşallah sizlerle el ele vereceğiz.
ve İstanbul'umuzun yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. İşte İstanbullular, ben gittiğim her mahallede emin olun şunla karşılaşıyorum. Şu 5 yıllık süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliğinden, buradaki vatandaşlarımızla o sorunları çözmek adına herhangi bir irade koymamasından rahatsız. Üzgün, kırgın ve her yerde artık bu bunalmışlığı, bu sıkılmışlığı görüyoruz. İlallah etmişler. Çünkü kendileri için dertlenen bir belediye başkanı yok. Bu belediye başkanı 5 yıl boyunca ne yaptı biliyor musunuz? 5 yıl boyunca kendi geleceğini inşa etmek için İstanbul'un pendik kaynaklarını boşa harcadı. Boşa harcadı. Ve israfı bitirdik deyip tabelalara, düşünebiliyor musunuz? Tam 175 milyon lira para harcadı. Ve diyor ki ben israfı bitirdim. Arkadaş, sen israfı tabelalara 175 milyon harcayarak bitiremezsin. Sen israfı şurada 2 günlük konsere 550 milyon harcayarak bitiremezsin. Ama hiç merak etme, 31 Mart'ta seni biz süresiz tatile göndereceğiz, tatile. 31 Mart'ta senin o eş genel başkanınla seni tamamen özgürleştireceğiz. Özgürleştireceğiz. Artık istediğin kadar tatile gidebilirsin. Ama 31 Mart'ta bir de şunu yapacağız. Öyle yok ya ama. Senin o yaptığın israfların birer birer sana hesabını soracağız.